Bir soralım, nasılsınız? Bir şikayetiniz var mı? Şimdi normal olarak ameliyatla ilgili olarak birçok problem bu geçtiğimiz devrede tamamlandı. Sondalar vardı. O sondaların hepsi alındı. Bir tanesi hariç. O zaten mecburen devam edecek belli bir süre. Yaralar kapandı. Büyük çapta kapalıdır. Herhangi bir enfeksiyon yok. Benim tek problemim bacaklarımda başladı. Bu lenfanjit denen olay. Lenfanjit veya başka bir şey ben tıbbi terimlerle bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla bir nevi hem sinir sistemine hem de bir nevi oradaki damarlarla ilgili bir şey diye araştırdılar. Damarlarda bir şey bulamadılar. Sonunda anlaşıldı ki daha ziyade sinir sistemiyle, oradaki lokal sinir sistemiyle tahmin ediyorum böyle bir hadise olacak bugün. Ve bunun da tedavisi oldukça basit gözüküyor. Yalnız kuvvetli miktarda B12 ve multiple vitamin veriyor. Bu ateşe neden oluyor değil mi efendim sizde? O söylediğim tabii ya, bu bacakta olan hadise ateşe de neden oluyor. Benim tahminim öyle. Şimdi iki gündür ateşimiz çok yavaşladı. Bugün ümit ediyorum ki ateşim çıkmayacak. Öyle bir hissim var. Efendim 5 yılda 2 büyük ameliyat geçirdiniz. Sizin için hangisi daha zor oldu, zor geçti? Ben rekor kırdım bu konuda. Yani aşağı yukarı politik hayatımda 83'ten bu tarafa. 84'le başlayarak 85'te bir ameliyat oldum. Ondan sonra 86 senesinde olmadım, olacaktım. 87'de 2 tane ameliyat oldum. Bir açık kalp ameliyatı, bir tane de vitrektomi gözümden, sağ gözümden. Ondan sonra 88'de de meşhur şeyi geçirdik. ANAP Kongresi'ndeki hadiseyi geçirdik. Ve en sonunda bu ameliyat oldu. Bu tabii geçirdiğim ameliyatlar içerisinde nekahat bakımından en zoru diyebilirim. Yani nekahati diğerlerinin biraz daha kolay geçti. Bu tabiatıyla insanın iç organlarında belli bir kısmını alıp da onun yerine kendisinin tabii halinde imal edilmesi bir zaman meselesi. Onun için biraz zaman uzun sürüyor. Ama şükredilecek bir şey var. Analizler, yapılan çalışmalar çok erken teşhis edildiğini ve tamamıyla kökten alındığını, zaten bu cins vakaların, kanserlerin çok yavaş geliştiğini, bunun da çok yavaş gelişen bir cins olduğu, erken teşhis edilip de komple alındığı için herhangi ilerisi için bir şey olmayacağını söylüyorlar. Tabii bütün bunların hepsi insanın tabii ömrü içerisindedir. Allah ne yazdıysa tabii ömrünü o olur. Efendim saf fazla zamanınızı almayalım ama doktorlar buradan çıkışınız için bir süre veriyorlardır ama ben sizin kendi hissettiğinizi sorayım. Ne kadar sürede tabii buradan bir an evvel ben memleketime dönmek istiyorum. Bu doğrudur. Ama şu da var. 2-3 şey birden söyleyeyim. Bir kere bu ameliyatım sırasında, ameliyata girmeden evvel memleketimden, vatandaşlarımdan çok yakınlık gördüm. Tabii bu beni fevkalade duygulandırdı. Konuşmam bile zor. Peki, anlıyoruz efendim. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü arkanızda bir güç hissederseniz her şeye dayanırsınız. Ermeni